Sayın kim olursa olsun lütfen. Sabahleyin ilk meclisi açarken, millet bizi beklerken, gündemde ne var diye düşünürken, milyonlarca gencimiz askerlikle ilgili kulaklarını gözlerini buraya çevirmişken, daha ilk cümleye başlarken ilk arkadaşlar AK Parti'ye sataşacağım, neden Kürdistan dediniz diye başlarsa bir insan cevabını alır. Siz söyleyeceksiniz, biz cevap vermeyecek. Siz hakaret edeceksiniz, biz cevap vermeyeceğiz. Böyle bir şey yok. Söylerseniz cevabınızı alırsınız. Bakın değerli arkadaşlar, 82 milyon bu ülkede beraber yaşıyoruz. Hiç kimseyi terörle itham etmeye, hiç kimseyi aşağılamaya kendimizi memur görmeyiz. Ama siz daha meclisin tabiri caizse kapısını açarken, günaydın derken bu ithamla başlarsanız bizim şu hakkımız doğar. Sizin İstanbul adayınız Selahattin Demirtaş'ın politikasını alkışlıyorum dediğinde ne demiştiniz? Var mı cevabınız? Ya da ne bileyim, ya da siz seçim kampanyasında paslaştığınız partilerin bir tanesinin genel başkanı tutup da Batı'da Erdoğan kaybedecek, Kürdistan'da biz kazanacağız derken hiçbir kelime etmezseniz bunu söylemeyecek miyiz arkadaşlar? Siz şunu diyorsunuz: ben söylerim ama cevap vermeyin. Ben konuşurum, cevap vermeyin. Herkes hak ettiği cevap alacak arkadaşlar. O yüzden bir daha söylüyorum. Bizim Sayın Başkan, bir dakika istirham ediyorum izin verseniz. Söz daha bitmedi zaten. Sayın Grup Başkan Vekili Türk Devleti demekten korktuğunu. Ekleyeyim, bir dakika daha ekleyelim. Sayın Grup Başkan Vekili AK Parti'nin Türk Devleti demekten korktuğundan, çekinden bahsettiler. Bunu duymadığımızı farz ediyorum. Bunu yakıştıramadığımı etmek istiyorum. Biz sürekli kampanyamızda tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan derken herkes bilir ki o millet Türk milletidir. O bayrak Türk bayrağıdır. Bizim devletimiz, vatanımız Türk devleti, Türk vatanıdır. Bizim dilimiz resmi olarak Türkçedir. Ama bizim bu millet içerisinde yaşayan tüm diğer dostlarımıza, kardeşlerimize, 82 milyona diliyle beraber, inancıyla beraber, giyimiyle beraber yaşamasından, öndeki engelleri kaldırmasından da onur ve şeref duyarız. Biz beraber oldukça bu bayrağın altında tüm milletler, tüm arkadaşlar, kardeşler, 82 milyon beraber oldukça ileriye dönük gururumuz, heyecanımız daha da artar. Allah'tan ki AK Parti'nin tüm demokratik engelleri aşmak gibi, tüm sorunları aşmak gibi iradesi var da artık bu ülkede herkes daha rahat dilini ifade edebiliyor, daha rahat teşekkür ederim.